Hər şey bundan 2020 sene evvel Quyumçular bazarında başladı. 3 tane üzük Urfan ileri gelen 3 şəxsinə, 7-si zərətgərlər ve kazancılar olan Əhli Keyf Məximor şəriyinə, 9 yüzük Urfanların içində lüksə ən düşkün olan köv ağalarına verilmişdir. Bütün Urfaya söz geçirəcək, gücü mühafaza edildi bu yüzükler. Lakin hepsi, memleketin ileri gelenleri, Məximor şenlikleri, köv ağaları, hepsi ama hepsi kandırıldı. Siverek diyarında, Qaraca dağına taşlarında gizlice dökmüştü karanlıklar efendisi hükmeden yüzüğü. Bütün hırsını, hıncını ve tüm şehre hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Herkesi dize getirecek tek bir yüzük. Gümün yolunun aşiretleri üzgün karşısında birer birer düştüler. Ama karşı çıkanlar da vardı. Benem diyen aşiret reisleriyle köv ağaları arasındaki son ittifak güçleri Karanlıklar Efendisi'nin ordularına karşı isyan çıkararak tek tek dağ eteklerinde Güneydoğu'nun huzuru için harp ettiler. Ne alam? Saldırın! Ateş! Tek kuru! Haber Asya! Ama o sabah kuru al oğlum! Ama o yeter! Yeter al kader! Ne yapıştın ulan? Abi o bu kim lan? Urfa'nın kurtuluşu yakındı. Lakin üzügün gücü bir türlü bastırılamadı. O 3 tane dəlləgi var. İblis ha. Ana! Ana yenərəm. Ona ulan. Çalıyor oğlum, bana vuruyor. Allah yavaş. O alas ya komutan. Oh baba. Ölme baba. O zalim saatlerde Xəlil Ağanın oğlu Pisik Cəllo babasının kılıcını aldı. Oh, kılıç getti. Ana! Açın lan. Beləcə Güneydoğunun məhsul vatandaşlarının düşmanı Karanlıklar Efendisi en sonu xəlaf edilmiş oldu. Üzük Pisik Cəlloya geçti. Beləliklə kötülüğü sonsuza qədər yox etmə şansı bir kərəliğinə ona verilmiş oldu. Ama o bunu anlayamadı. Çünki insanoğlu təməhkardır. Bir de üzgün kendi izahını da vardı. Üzük Cəlloya ihanet ederek meytinin kalkmasına sebep oldu. Gördün mü ağa? Ve unutulmaması icap eden kıymetler yitirilir geldi. Tarih efsaneleşti. Efsane 11 fembe masal oldu. 2500 sene belə sırra kadem bastı. Ta ki tesadüfen bir xiyarı tuzağına düşürene kadar. Kıymetli! O Rabbi! Kritik Oslo, üzüge 500 yıldan fazla bir vaxt Urfa'nın dumanlı dağlarının karanlıklarında gizlendi. Ve burada tüketti yüzük ömrünü. Kıymetli canım. Aha kimdir o? Ahmun sen misin? Üzük Oslo'ya çok uzun bir hayat verdi. 500 sene zifiri karanlıklarda kafayı yiyerek bekledi. Karanlık Atatürk ormanlarına yeniden gömüldü.
Şafta görünen gölgenin söylentileri aldı başını gitti. İsimsiz korku hareketleri dört bir yanda dolanmaya başladı. Güç üzüğü zamanın geldiğini anladı ve kırtık olsunyu terk etti. Lakin kimsenin aklına hayaline gelmeyecek bir şey oldu. Üzük orta yaşlarda kısa boylu organize sanayi Tornacı Mihi tarafından bulundu. Üzüğüm kayboldu. Evim yıkıldı. Ulan kim alsa verse ona üzüğüm. Urfalıyam ezelden gönlüm geç. Nerede sen yok? Rırş! Ya sabır ya Allah! Baha! Gene mi sen oğlum? Ne zaman emin yoluna geçsem sen karşıma çıksan ha? Çok özledim seni anne! Gel gel ami kucağına gel gel! Ya ben sürekli adamım sana, bir dur bir elisiye bakım hele ya. Öf. Amma ne var ne oğlu? Nerede sen, ne zamandır gelmişsen, hiç görünmüşsen? Ya buralardayım ya, ben neredeyse ya. Torunlarım hepsi senin kadar oldu ha. Bir tanesi var Muhammed, bir tanesi Ahmet. Amma sen daha mı film adamsın ha? Hala bak at arabasına, sen de ilk defa senden görüyen, nedir bu böyle ya? Ya işte kaçak geldi ha, pasajdan, kapaklı pasajından aldı. Ya güzel kapatayım bari. Çin malı işte. Buralara ne oldu? Yolet! Bunlar niye böyle bağırıyor? Kulağımız sağır oldu ha. Ooo! Akşam düğün mü var? Ne var ya? Ne bileyim işte, genel gece amımın doğum günü var.